Sağlıklı yaşamdan mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sizlere güzel bir gün diliyoruz ve bugün de yine stüdyo konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi bugün de konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar olacak. Ve kendisiyle bugün çocuklarda obezite hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Sizin de sorularınız olacaksa eğer telefonlarınızı da bekliyor olacağız. Sayın Çağlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim Özlem. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün belirttiğimiz gibi yine önemli bir sorun. Aslında tabii. Artık çağımızı, gelecek nesli tehdit eden bir problem obezite. Görülme yaşı gittikçe düşüyor maalesef. Hem de ne kadar. Evet, bunu biraz irdeleyeceğiz sizinle. Aileler ne yapmalı? Ne oluyor da obezite ortaya çıkıyor çocuklarda? İsterseniz bunlardan biraz bahsedelim. Tabii ki. Sizlere de yanılmıyorsam iki tane çarpıcı resim göndermiştim evet. Bununla ilgili. Biraz sonra onları da görürüz. Ama obezite ne yazık ki hem genetiksel yanı olan hem de çevresel etkilerle, özellikle ailelerimizin yanlış davranışlarıyla ortaya çıkan sorunlarla gelişiyor. Ve çok tatsız bir şekilde çocuklar kilolu çocuk iyi çocuktur diye düşünülerekten fazlaca yedirilerek onların daha iyi olacağı düşünülüyor. Bizim Kuzey Kıbrıs'ın en büyük sorunlarından biri bu. Bizi izleyen şu anda ve öncelikle bir de teşekkür edeyim. Tabii programın başında yapmam lazımdı bunu ama obezite deyince ben de direkt konuya daldım. Evet. Bizi izleyen ve gerçekten kahve masalarına, kahve sohbetlerine bizi de kattıklarını bildiğim bir grup insanımız var. Çok mutlu oluyorum. Çünkü beni arıyorlar ve diyorlar ki bizler diyor işte bir komşularımızla birlikte sizi izliyoruz ve hoşumuza evet. da gidiyor söyledikleriniz. Ne güzel. Bunlar çok büyük mutluluk ama Kuzey Kıbrıs'ta Özlem Hanım bizim davranışlarımız, anne babaların davranışları, aşırı sevgileri bazen bize tatsızlıklara yol açabiliyor. O da bizim için sıkıntı oluyor bebeklerin. Çocukların kilolarının daha yüksek olmalarına sağlıyor. İsterseniz resimleri evet, görebilirsek. Ben çok şimdi hadise evet. bu. Bakın hadise bu. Evet. Artık şimdi en hangi çocuk tehlike. Eve geldiğinde siz yemekte taze fasulye var dediğinizde yemeğe elini kaldırır. Ben taze fasulyeyi veya bamyayı, patlıcanı veya ona benzer bir zebze yemeğini ön plana alır ve bu şekilde tartılara küsmez. Anlatabildim evet. mi? Şimdi bizim gelenek ve göreneklerimizde kilolu çocuk iyi çocuktur düşüncesi var. Bebeklikten başlıyor bu yaklaşım. Aynen öyle. Ve maalesef. Ne yazık ki feci derecede anne ve babalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz bunu suistimal ediyorlar. Şekerlemelerden tutun birçok çikolatalara kadar suistimal ediyorlar. İyi çocuk kilolu çocuktur, tontiş evet. çocuktur mantığı vardır. Bunlar yanlış. Çünkü bakın enteresan şeyler söyleyeceğim size ve bu oranları iyi dikkat ederek yola çıkalım. Bebeklik çağının ve çocukluk çağının %90'ının fazla enerji alımıyla olduğu gösterilmiş. Yani ağız fermuarımızı açık tuttuğumuzu görünüyor buradan. Çok yiyoruz ve doğal olarak da çok fazla kilo alıyoruz. %90'ı. Bakın ne kadar enteresan. Aynı şekilde şişman yetişkinlerin %30'unun da bebeklik veya çocuklukta şişman olduğu gösterilmiş. Evet. Ne kadar enteresan bir şey Özlem Hanım. Çok güzel bir eğitim sırasında bahsettiğimiz çok güzel bulgular var. 1997'de Kuzey Kıbrıs'ta yapılmış. Anne ve babaları şişman olan çocukların şişman olma ihtimalleri %80'e kadar varıyormuş. Bir ebeveynin şişman olması tek bir tanesinin evet. %50'lere kadar varıyormuş. Hiçbiri şişman olmaması %30'lara varıyormuş. Hala risk var. Aynen öyle. Hı-hı. Ve özellikle Kuzey evet. Kıbrıs'ta bu oranın çocukluk yaş grubundan itibaren giderek arttığını ve şimdiki dönemlerde inanır mısınız çocukluk yaş grubundaki obezite oranının birkaç yıl önceye göre daha yüksek oranda olduğu göstermiş. Yani bu şunu söylüyor. Şişman çocuklarımız geliyor. Maalesef. Öyle. Evet. Peki her kilolu çocuk obez midir? Obez demek için bir çocuğa evet. Kriterler nelerdir? Evet. Şimdi body mass index dediğimiz bir yöntem vardır. Kilosu ve boyuyla birlikte orantılanarak yapılan bir orantı. İşte bunda belli değerin üzerinde özellikle 25'in üzerinde dendiği zaman ki bunlara ben girmeyeceğim. Diyetisyen arkadaşlar çok iyi giriyor. Bunlar çok güzel de söylüyorlar. Bunlara evet. obezite deniyor. Ama fazla kiloluyla obezite arasında bir keskin sınırda yok.
Yani fazla kilolu ile obezite arasında bir gri line var, bir geçiş var. Normal kilolu olması gereken kilonun biraz üstünde. İşte balık teni ne olacak? Evet. İşte büyüyünce geçer. Hayır, büyüyünce geçmiyor. Boy atınca geçer. Hayır, boy atınca da geçmiyor. Neticede o yağ dokuları kalıcı halde kalabiliyor, o hücreler. Çünkü artık üremişler ve çoğalmışlar. Ve o yağ hücreleri size ileriki günlerde ben ne içersem ne yersem yarıyor şekline dönüyor. Evet. Ne kadar enteresan. Çünkü onları zamanında almışız. Onları zamanında üstümüze götürmüşüz ve konaklattırmışız. Onun için bunu hep söylüyoruz biz. Obeziteyi beklemeyelim. Ama yüksek kilolu olduğumuz takdirde bunun bir alarm olduğunu ve ileriki günlerde bizi obeziteye taşıyabileceğini, sağlık problemi yaratabileceğini bilinciyle hareket etmemiz lazım. Bakın, ben size bazı örnekler daha vereceğim. Buyurun. Çok enteresandır bunlar efendim. Şimdi çocukluk yaş grubu, ergenlik yaş grubunda görülen obezitelerin %40'a varan kısmının yetişkinliklerde de devam ettiği göstermiş. Yani siz bir kilo alımınız varsa bu kilo alımınızın yarısı kadarı ileriki günlerde devam edeceği artık gösterilmiş. Evet. Ya biz çocuklukta hadi çikolata alalım. Dün bir baba geldi, çok da hoşuma gitti. Hocam dedi, kıramıyorum dedi. Çocuğun yüzünde alerjik cilt lezyonları var. Evet. Her türlü şekerlemeleri, şunlar bunlar marketin önünden geçerken bana aldırıyor dedi. Şimdi yanlıştır bu gibi tavırlar. Ama biz geldi ailelere bunu anlatın. Özellikle anneanneye, babaanneye. Kesinlikle. O çok çocuğa zor. Bir ödül olarak görülüyor bunlar. Aynen, aynen öyle. Bakın, ben isterseniz bunları birazcık daha nedenlerinde bahsedeyim. Tabii, buyurun. Size daha iyi. Hangi mesela sağlık sorunlarına da sebep olabilir? Seve seve. Önce isterseniz nedenleri girelim. Sonra da sorunlardan bahsederiz ve tedaviden birazcık bahsedelim. Evet. Ne yapmak lazım? Aslında her şey bizim elimizde. De. İşte olmuyor. Yani aynen öyle. Zor. Benim kızım eve geliyor. Şimdi tabii beni izleyen varsa aileden de diyorlar ki televizyonda söyledim bizi diyorlar. Evet, söyledim sizi televizyonda. Ama şimdi ne mutlu ki bütün evi diyete ve sağlık için spora koyduk. Ne güzel. Becerebildik. Ben zaten yapıyordum. Ben haftada 3 veya 4 muhakkak spor yapıyorum. Ne güzel. Ve terleyecek derecede yapıyorum. Yani. Bu manada da öyle. Fakat kızım daha küçük yaşlarda eve gelir sorardı. Ne var anne veya anneanne yemekte diye. Onlar da şöyle derdi. Baban yukarıda. Ha, baba varsa başka. Evet. Baba yoksa başka. Farklı bir yemek. Şimdi böyle bir şey olamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Birçok ailede böyle aslında. Birçok mu? Hemen hemen hepsinde böyle. Evet. Çocuğun sevdiği olsun. Bakın, çocuğun sevdiği değil. Çocuğun faydalı olacağı olsun. Tamam, onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor. Kala kala makarna kalıyor. Kala kala pilav kalıyor. Pilav makarna şeklindeki bir durumla da hayatını geçirir oluyor. Bunlar son derece yanlış. Bakın çok neler doğru. Oluyormuş, nedenleri. Şimdi bunların hangisi bizim ülkemizde yok, lütfen söyleyin. Tabii ki uzman arkadaşlar, diyetisyen arkadaşlar belki daha da derinlemesine söyleyecek ama biz çocuk açısından önemli olanı ile size aktarmaya çalışayım. Fiziksel aktivite yoksunluğu. Geçen gün yine bir hastam geldi. Kardeşi, büyük kardeşi oldu. Elinde bir iPhone mudur, iPad midir? Yoksa şu play game'lerden midir? Ben de çok anlamam. Teknoloji özürlü değilim ama yani oyun maksatlı olan teknolojiye karşıyım. En azından tadıyla kullanılmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama orada hiç başını kaldırmadı çocuk. Sen nasılsın dedim. Çok iyiyim dedi. Ne yapıyorsun dedim. İşte bunu dedi, atlatmaya çalışıyorum dedi. Nedir atlatmaya çalıştın? Orada önünde bir oyun var onunla ama evet. Sosyal olmamış, sana çok bakmıyor. Ciddi etrafını, bir problem aslında birçok evet, ailede. Etrafına şey yapmıyor. Öyle aileler geliyor, aşı yapacaksınız. Telefonundan işte ona şu çizgi kahramanın videosunu veya bilmem kimin videosunu gösteriyor. Çocuğunun dilgisini oraya alıyor. Anlatabiliyor. Ve onun ilgisi oradayken aynı yapılıp onun acımayacağını düşünüyor. Ya acıyacağız, acıyacak yani. Bu bir aşıdır yani, yapacaksın. Evet. İğnesini de yapacaksın, aşısını da yapacaksın. Onun sağlığı için gerekli olan ne varsa onu yapacaksın. Ama şu iPad'lere, iPhone'lara veya ona benzer şeylere bu yaştan bu şekliyle tanıtmasak, ya onların önünden onları bir miktar uzaklaştırsak ve sosyal olsa bu çocuklar, enteresandır, konu konuyu açar ama çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de otizm. Yani çocuk psikiyatri uzmanları bunları hep bahsedeceklerdir. Şimdi otizmin bir spektrumu var. Çok geniş bir spektrum var. Sizin tahmin ettiğiniz otizm olarak bilinen ağır formlarının yanı sıra çok hafif formlar da var ve bu hafif formların en önemli bir kriteri de çocuğun iletişim kurmaması, sosyalleşememesi. Şimdi bilgisayar başında veya teknoloji başında gelen bir genç otizm midir? Yoksa asosyal bir kişi midir? Evet. Yoksa biz mi onu asosyalliğe itiyoruz?
Kesinlikle itiyoruz. Ne kadar enteresan. Şimdi bakın, düzenli aktivite yoksunluğu. Hı hı. Hangi genç düzenli aktivite yapar? Veya biraz hareketsiz yaşam tarzı. Kumandayla televizyonu idare ederiz. Evet. 5 tane kumanda olsa 5 tane yanımıza alırız. Lavaboya bile arabayla gider oluyoruz. Hı hı. Ya, lütfen bir bakın marketlerin önüne Allah aşkına. 100 metre aşağıda birçok boş yer var ama önü, o 100 metrenin içi veya kapının önü hınca hınca arabayla dolu. Ya arkadaş biraz daha ileri, yok diyor, şeyleri taşıyacağım, poşetleri taşıyacağım. Ya araba var zaten, arabayla git işte oraya kadar. Evet. Ben kendim adıma söyleyeyim. Nerede ise çalışma yerim, en uzağa park ediyorum. Oradan yürüyorum. Mesafe yaratmak evet, için. Ama görenler de diyor ki hocam araba bozulduysa sizi alıp götüreyim. Şimdi bakın, hareketsiz yaşam tarzı. Çok fazla televizyon seyretmek. Evet. Bilgisayar başında kalmak. Asosyal bir kişi olarak o PlayStation'larla bütün gününü geçirmek. Bilgisayar kullanarak yemeklerini bile bilgisayarın ve televizyonun önünde yemek. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi herkes beni dinleyen diyecektir ki ya biz bunların hepsini yapıyoruz. Evet yapıyorsunuz, ben biliyorum. Çünkü ben de Kıbrıs'ın bir ailesiyim ve benim evde de bunlar yaşanıyor çoğu zaman. Anlatabildim mi? Çünkü bakış açımız aşağı yukarı aynı ama yanlış. Herkes bir masaya gelecek, masada oturacak, yemeğini yiyecek. Yemezse yemesin. Evet. Aç kalsın, bir sonraki öğünde oraya gelsin, tekrar yesin. Ama aç kaldığında da ne oluyor? Hemen içeriden çikolatalar çıkıyor. Alternatif. Hemen içeriden söz bir bisküviler çıkıyor. Onu yemezse onu yesin. Ama bu doğru değil. O çocuk onu kullanıyor. Yemezse aç kalsın, bir sonraki öğüne gelip bunu yesin. Bakın ne kadar enteresan. Ve bir de enteresan bir şey daha. Evde çalışmayan ebeveynlerin çocukları daha fazla kilo alıyor. Şimdi anne evdeyse, ev hanımıysa daha fazla kilo oluyor. Çünkü onu daha fazla yediriyor. Aslında ben de tam tersini düşünüyordum bunun. Daha enteresan çünkü böyle. Çünkü çalışan aileler bence daha çok sağlıklı şeyler yapmaya vakit bulamaz. Öyle değil ama okula gidiyor, mecburdur, koşacak. Evet. Değil mi? Öteki evdedir, anneannesinin veya annesinin elinde el bebek gül bebektir. Onun için biz kreşleri ve okulları tavsiye ediyoruz. Sosyalleşiyor çocuklar, bilgisayardan uzak kalıyor, yürüyorlar, evet, koşuyorlar. Sonra da gece eve geldiklerinde diyor ki öf yoruldum, ne yaptınız? Bugün iki kez bahçeye çıkıp oynadık. Hadi ya. Tamam, bunlar evet, of... artık gerçekten hareketsiz bir nesil var. Ne yazık ki. Kapanmış bir nesil var. Ve yeme alışkanlığı. Bakın, yüksek kalori içeren yiyecekler, meyve suları, amanın. Feci derecede kalori içerir. Şimdi ayran yerine meyve suyu mu? Tabii ki ayran. Tabii ben bunu söyleyecek konumda değilim ama diyetisyen arkadaşlar çok iyi, bunlar daha iyi söylerler. Danışanlarına. Ama ne yazık ki karbonhidrat yüklü pastalar, şekerlemeler, işte o boyalı maddeler, bir sürü yani şu anda marketin içerisinde çocuklarla ilgili reyona gidin. Hemen hemen hepsi. Hemen hepsi. Ama albenisi yüksek. Çocuk da sever onu. Şöyle bir olay var. Bakın. Siz bir spor yaptığınızda bir gece. Ben kendim özellikle yürüyüş parkurunda, yürüyüş bandında koşarak yapıyorum. Ve maksimum harcayacağım kalori 100'dür. Ama diyetisyen arkadaşlar diyor ki bir küçücük çikolatanın kalorisi de 100'dür. Evet. Onu yaptıktan sonra bir kalori onu aldınız mı zaten olay bitiyor. Gerçi spor yapmak çok iyi bir şey. Kalp ve sisteminin çalışmasını sağlıyor ama yine o kaloriyi geri alabilirsiniz eğer fermuar takmazsanız ağzımıza. Evet, çok doğru. Evet. Bunun yanında çevresel faktörler, reklamlar, özellikle söyle ismini, kalorileri içeceklere karşı onları yönelten unsurlar. Bunlar çok önemli ve bir de etraftaki insanlar o onu yaptı, bu bunu yaptı tarzındaki davranış şekilleri. Evet. Böyle bir şey var mı? Ve genetik. Genetiği değiştiremeyiz. Genetiği değiştirmek mümkün değil ama kilo alımı mümkün olan ailelerin çocuklarının kilo alımı da yüksek olacağını unutmamak lazım. Bazı insana yarar. Su içsem yarar der. Ama o ne kadar aktivite yapsa o kilosunu korumak için başarılı olur ama eğer şu fermuarı kapatmazsa ne yazık ki tatsızlık daha fazla önüne gelecektir. Onun için ağız fermuarımızı, ki bu da bir diyetisyen arkadaşın evet, cümlesidir, onu kapatmak gerekiyor. Çok doğru, çok güzel bir söz. Peki bunun yanında obezite önlenemezse çocuklarda ne gibi problemlere yol açabilir? Evet. Neler açmaz ki sevgili Özlem Hanım? Öncelikle diyabet hastalığı. Evet. Feci derecede etrafta diyabet dolu. Çoğu kilo fazlalığı ile ilişkili. Özellikle tip 2 diyabet. Kesinlikle kilo fazlalığı ile ilişkili. Yeme alışkanlıkları ile ilgili. Tip 1 diyabet bununla çok ilgili değil. Çocukluk yaş grubunda görülen ama... Kilolu gelen çocuk zaten ileriki günlerde
O diyabete zemin hazırlıyor. Aynı şekilde tansiyon. Ya bakıyorum kilon var, tansiyonun var. Bir çok sevdiğim bir dostum hop tuzlu tuzlu şey yiyor. Çekirdek çıtlatıyor. Dün öğleden sonra. Ya dedim bu sen tansiyon hastası değil misin? Tansiyon ilacı kullanmıyor. Evet. Kilon da var. Evet. E bu ne? Ayçiçek çıtlıyorsun. Evet. Ya diyor dayanamıyorum. E dayan arkadaş ya. Yani olacak işte. Yemen gerekmiyorsa yeme. Evet. Anlatabilir. Ben biraz daha keskin sınırlı bir insanım. Tabii herkesin sağlıklı yaşaması için mücadele etmesi lazım. Hiçbir şey mücadelesiz olmuyor. Bakın tip 2 diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı. Şeker eşittir daha sonra tansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı. Zaten şeker öyle bir şey ki alttan alttan yiyor insanı. Evet. Genetik altyapısı var ama bir de kendimiz dikkat etmezsek çok tatsız bir şey. Ortopedik risk faktörleri. Geçen gün ortopedik açıdan konuşan bir arkadaş vardı. Çok hoş bir ortamda konuşuyorduk. Bayanlarda özellikle belli yaş üstü bayanlar aktivitelerini kaybettikleri için. Ya bir de şöyle bir şey var. Çocuğuma kendimi adadım. Kendinizi çocuğunuza adayın da yani nasıl adadığınız önemli. El peçetesi olarak mı adadınız yoksa kendinizi bir örnek kişi olarak mı ona adadınız? Çünkü evet. O size bakacak. İki göz nereye bakar? Anneye babaya bakar. Anne kendini bırakmış, baba kendini bırakmış. Anne kendi kilosuna dikkat etmiyor, kendi yediğine dikkat etmiyor. Çocuk nasıl olacak? Senden gördüğünü yapacak. Çok doğru. Onun için anne ve babalar da kendilerini daha dikkatli olması lazım. Özellikle bayanların ortopedik problemleri adet kesildikten sonra daha fazla ortaya çıkabiliyor. Ne oluyor? Bel eğrilikleri ortaya çıkıyor, evet. Kemik erimesi ortaya çıkabiliyor. Ama bunların hepsinin temeli çocukluktan atılıyor. Çok doğru. Yani ve cilt bozuklukları. Bakın ve psikolojik risk faktörleri. Kesinlikle. Ya insan bilemiyorum zor. Ve giderek de obeziteye gidiyoruz sevgili Özlem Hanım. Yani küçük çocuklar, siz anne sütüyle besliyorsunuz. Mama ile beslenen çocuk pöfüdük oluyor. Aile diyor ki, daha diyor, bak sağlıklı. Daha sağlıklı, diyor, ne güzel olmuş böyle falan. Ya öyle değil işte yani. O pöfüdük olmuş, anlatabildim mi? Anne sütünün canlı olan, anne sütü canlı bir beslenme ürünü. Sen onu bırak, mamaya geç. Olmaz, mümkün değil. Anne sütün yoksa alternatif olabilir. Evet. Ama bu durumda ne yazık ki aileleri ikna edemiyorsunuz. Her şeyin temeli de orada atılıyor aslında. Değil aynen mi? Öyle. Çok peki ek gıdaya başladığımızda biz diyoruz ki zebze çorbasıyla başlayın. Onlar pirinç unu mamayla başlamak istiyor. Muhallebiyle başlamak istiyor. Muhallebi de ne olacak? Bir sürü karbonhidrat vereceksiniz. İleriki yaş dönemlerinde bu çocuğum diyor bana pasta yemiyor. İttiğim o öpte anlığına koy pasta yemesin. Alıştıralım alıştırırsan hangi çocuk pasta yemeyecek ki? Yemiyorsa yemesin yani. Anlatabildim mi? Evet. Ama inanın o zamanın. Bakın tedavide de bu var. Onu da size evet. Özetleyeyim isterseniz. Buyurun. Birinci tedavisi ne yazık ki beslenme tedavisidir. Yani sen kendi ağzını bizim sevgili Mehmet Miralay'ı da buradan ya dediğim çünkü onlarla biz siz de biliyorsunuz feci derecede bu konuda bilgi aktarma arzusu içerisinde olan dört arkadaşımızla Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle biz köy köy geziyoruz. Onlar bize destek veriyorlar. Diyetisyen arkadaşımız, kulak burun boğaz uzmanı, çocuk psikiyatrisi arkadaşlarımız. Bu dört arkadaş hiçbir şekilde ek bir kazanç beklemeden evet. Tamamen gönüllü bir şekilde bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle biz okulların velilerine eğitime gidiyoruz. Ve orada da çok güzel söylüyor diyetisyen arkadaşımız. Ya ben diyor şöyle yapıp diyor hop değiştiremem ki diyor. Bu yok ki diyor elimde ama aile evet. Geliyor diyor bana diyor ki 23 Nisan'a diyor bu çocuğun diyor bu giysiyi giymesi lazım. Ben nasıl bir şey yani? Bugüne kadar sen yemişsin, içmişsin, tontiş hale gelmişsin. Ben seni bir ayda nasıl o şekle sokayım ki? Sokarım ama sağlıksız olur. O zaman magazin diyetlerine benzer evet, işte. Dergiye çocuklar baş. Çocuklar için özellikle çok sakıncalı tabii. Onun için baştan kendi beslenmenizi ona göre ayarlamanız lazım. Ailece bir düzgün beslenme programına geçmek gerekiyor değil mi? Sadece aynen öyle. Çocuğun beslenmesini değiştirmek yetmiyor. De yetmiyor. Tabii anne babaya bakar, anne baba kendini bırakmış, pes etmiş ise... Evet. O da kendisi bununla mücadele etmez. Onun için bizim istediğimiz şey şu. Anne ve babayı taklit eden evde iki göz var. Siz evde asitli içecekler içerseniz, kalorisi yüksek içecekler içerseniz, bir tarafta siz kurmuşsunuz çilingir sofrasını, öte tarafta çocuğa diyorsunuz ki sağlıklı beslenin. Evet. Bu olmaz. Tabii hep ki. Beraber sağlıklı beslenmek lazım. Ve bu manada da önce beslenme tedavisi Özlem Hanım. Önce diyetlerinizi bir kontrol altına alacaksınız. Buna diyet demiyoruz biz. Diyetisyen arkadaşlar, beslenme uzmanları sağlıklı beslenme diyor. Sağlıklı doğru. Besleyeceğiz. Küçük bebekleri de özellikle bir yaşında
18 aya kadar, 1,5 yaşa kadar. Yani elimizde bisküvilerle koşturup onun ağzına koymayacağız. Çok güzel bir iştahsız çocuk paneli vardı geçen kongrede. Bir arkadaşım yapıyordu bu konuşmayı. Kudret gel dedi, bunu da izleyelim dedi. Sen de gel beni izle dedi. Gittim, çok süper bir sunum yapmış. Antalya'da gerçekleşen bir kongreydi. İştahsız çocukta eziyet çeken anne. Elinde kaşığı koşturuyor, onun ağzına sokuyor. Acaba çocuk iştahsız mı yoksa çocuk mu hasta, annem hasta belli değil. Ağzına sokmaya çalıştığı çocuğa televizyonda bir şey yoksa bak hop hop ağzına çocuk evet. Dışarı tükürüyor. İki kaşık yedirmek için perişan oluyor. Ne çip perişan oluyor? Yemesin ya. Zaten kendisi yiyecek. Siz evet. O şekilde peşine düştüğünüz sürece o yemiyor. Çünkü onun değerini de bilmiyor. Biraz sonra acıkacak ama acıktığında siz ona... Ağız tadını yaratacak şekliyle ona uygun olanı doktorunuzdan, diyet uzman arkadaştan, beslenmeci arkadaştan aldığınızı yedirmeye çalışın. Ama onu yemiyor. Sonra dede, nene arkada duruyor. Tamam tamam diyor, yemiyor. İşte şimdi biz buradan açalım şu çikolatayı, onu verelim şekline evet. Geliyor. Şu bunlar yanlış. Bunların hepsini biz yaşıyoruz sevgili o zaman. Onun için beslenme önemli. Anneler, kesinlikle. Babalar, dedeler, neneler, amcalar, dayılar çok önemli. Ve tabii bir de ameliyat gerektiren durumlar da var amanın, sanıyorum. O çok zor. Fiziksel aktivite önemli, onu da söyleyelim efendim. Fiziksel aktivite çok önemli. Yani özellikle geçen gün besleme ve özellikle metabolizma uzmanı bir arkadaşla program yapıyorduk. Haftada diyor 5 gün, dedim ben 4 yapıyorum, o zaman ben 1 gün eksikteymişim. Haftada 5 gün 30 dakikadan tempolu aktivite istiyorlar. Yaşa uygun olarak. Kalp problemi olmayan bir evet. Kişi için. Diğer bir isimle, tabii doktor müsaadesi olması lazım. 10 bin ayak adım. Evet. 10 bin adım atmanız lazım. Hangimiz 10 bin adım atar? Ne kadar enteresan. Onun için bunlar önemli ve davranış terapisi. Davranış terapisi sizin söylediğiniz gibi çocuğun kendi bilincini kazanması, onun doğrusunu bilmesi, anne ve babanın tutarlı davranması, evde bir yaratılan beslenme faktörlerinin ona uygun olması. Sen bu yemeğini, beslenmeni güzel yaptın, al sana çikolata hediye şeklinde olmaması. Evet. Anlatabildim mi? Ve tabii ki ne yazık ki söylediğiniz gibi ilaç ve ameliyat tedavileri de var ama... İş işten geçtikten sonra ne manası var? Ama inanın lezzetli olan her şey sizin için belli kalorinin üzerindedir. Lezzet evet. Güzel ama bakın bir örnek diyetisyen arkadaşımın yaptığı örneğiyle size bunu söyleyeyim. Biz pazar günü ne yapıyoruz? Anneler arıyor. Bak diyor kebabı koydum gel. Şimdi her şeyde bir yemek var. Arkadaşın sizi arıyor diyor ki tamam bir yere çıkalım bir yemek yiyelim. Şu öteki arıyor kahveye gidelim şunu yapalım. Evet. Şimdi her yerde bir yemek var. Ama ben bir yere gittim de ben su içiyorum diyorum. Ya nasıl ya diyor şimdi su içiyorsun. Ya ben su içiyorum. Ha bir kahve de mi içmiyorsun? Ben kahve de içmiyorum. Çay da içmiyorum. Su içiyorum. Evet. Anlatı. Ama neticede hepimiz hayatımız bitmeyecek mi? Bitecek. Ama hiç değilse yani ona alet olarak, ona bağımlı olarak bitmesin ya. Bir güzel slogan var. Ben özgürüm diyor. Ben de özgürüm. Yani kendi yiyeceğimi kendim seçmek istiyorum. Ve çok en doğru. İyisi şekliyle olması lazım sevgili Özlem Hanım. Bunlar çok önemli doğru. Ama ülkemizde bunları ne kadar uygulayabiliyoruz derseniz işte havaya buza yazı yazıyoruz bazen söylüyoruz. Çünkü her zaman bunları delen bir büyük vardır evde. O büyük onu deler. Ev cepciğinde şurada burada taşır o şekerlemeleri. Evet. Zor oluyor yani. Inan. Dolayısıyla ailenin bilinçlenmesi çok önemli diyebiliriz evet. Özetle. Aynen öyle. Aile bilinçlenecek, evet. Çocuk bilinçlenecek. Pozitif bir yaklaşımla artık bunu hayat bakış açısına döndürmek lazım. Ya bu şekilde beslenmek lazım. Hayır diyecek. Ben tabii burada söyleyince hep aile diyor ki sevgili Kudret diyor iyi güzel de bizi yine televizyonda söyledin ama öyle yani yediğin zaman büyük nene öyledir mesela bizde. Sen gidince oraya yiyeceksin yemeğini o senin hoşuna gidecek daha da yedirecek hatta tencerenin altında bittiğine kadar yedirecek. Evet. Köy insanı ya yemeyeceğim ben bunu yani bunu yemiyorum işte yani ben doydum. Evet bizde bir, böyle bir yaklaşım nasıl var. Olur diyor nasıl olur diyor senin yıllardan sonra bize geldin diyor Kudret'im diyor da bu kadar mı yiyeceksin? Ya nene o kadar ben yiyorum zaten o benim evet. Şeyim yani yedirme ama senin için neler yaptım diyor sadece benim için mi diyorum yapma etme eyleme. Tamam. Kadıncağız o kadar ezilmiş elenmiş ki bari o kadar ezilmesin de benimle beraber otursun sohbet etsin.
O benim için yeterli. Ama insanlara misafirliğe gidersiniz, mutfaktan insan çıkmaz. Yiyeceğimiz bir tabak yemektir ya. Onun o kadar fazlasını coşmasınlar. Bu da zamanlarını mutfakta harcıyorlar. Sen onu göremiyorsun. Bütün gün bir servis halinde bir şey. Ya evet. Öyle bir şey olmaz. Biz ne için gidiyoruz insanlarımıza? Görmeye gidiyoruz. Onlara saygımıza gidiyoruz, sevgimize gidiyoruz. Hı hı. Yani böyle olsun. Bu kültürümüzü biraz bu şekilde değiştirelim. Hafif evet. Hafif değişsin. Israrcı olmamak aynen gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa hı hı. İnsanlar da eziliyor Özlem Hanım. Bütün gün mutfakta evet. Yemek yapıyor. Gelen misafirde sadece bir tabak yerse benim gibi kırılıyor. Evet, o bir sevgi göstergesi olarak algılanıyor aslında. Zamanını benim yanımda geçirsin, daha güzel sevgi olur. Böyle düşünelim, olur mu? Evet. Yani mutfakta zaman harcayacağımızı yanımızda beraberce bir salata yapalım, daha iyi olur. Çok doğru, çok güzel söylediniz yine. Maalesef süremizin sonundayız. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. Bugün yine çok keyifli bir program oldu. Nasıl geçtiğini anlamadık gerçekten. Obeziteden uzak duralım. Sağlıklı evet. Beslenelim. Çocuklarımıza iyi bakalım. Şişman çocuk sağlıklı çocuk demek değildir. Lütfen. Şekerlemelerden, fast foodlardan uzak duralım. Hiç yemeyelim demedim. Ayda bir kere isterse yesin. Ve lütfen şu bilgisayar ve teknoloji bağımlılığına aman dikkat. Evet. Çocuklar asosyal oluyor. Nerede olduklarını farkında değilsiniz. Bütün gün o bilgisayar başında, şu internette, burada, şurada. Bence birazcık sokakta onlarla veya bahçede onlarla top oynayalım. Hiçbir şey olmasa salonda oynasınlar, bir cam kırsınlar. O bile güzel evet. Bir şey. Çok o bile güzel bir şey. Cam kırmadan oynasınlar. Ama kırsalar da bir şey değil. Yeter ki içlerine kapanıp kalmasınlar. Onlar tehlikeli. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür tekrardan ederim. İyi çalışmalar diliyoruz çok size. Görüşmek dileğiyle. Değerli izleyenler, bugün adına yine bizlere ayrılan sürenin sonundayız ve pazartesi günü yeniden birlikte olacağız. Saatler 10.15'i gösterdiğinde ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Gülten Özyakup adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.